Oradan aldı mallarımız. Beton üstünde yatıyor. Şu anda yayılıma gideceği yerde betonların üstünde yatıyor. Yem hazır, yonca hazır. Yemin torbası olmuş 400 lira. Biz bu hayvanları ne yapacağız? Bu hayvanları nereye gönderecek? Yayılıma gitmiyor. Böyle boyuna yonca veriyor, yem veriyor. 5 tanesini kestirdim, 5 tane daha var. Bunların da danası var diye kıyamıyor. Nasıl bakacağım? Biz bir devletimizden bir ses duyusu vardı. 8-9 aydı yeter. En sonunda bu hayvanları kestireceğim. Başka bir çarem kalmadı. Yapacak bir şeyim yok. Bunlar da kıyamıyor. Danaları var değil. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Dama giriyorum, mantalarıma diyorum ki hanginizi kıyıp satacağım diyorum. Onlar da bana bakıyorlar. Ben ağlıyorum, onlar da ağlıyor. İşte görüyorsunuz halimizi. Artık sesimizi duysunlar diye bekliyoruz yani. Bunca zamandır çapadır, şu halimize bakın. Halimize. Bu kadar malı ben içeride görüyorum. Biz havalar iyi gidiyor. Dışarıda yayılmamız gerekirken şu an tamda bakıyoruz. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım da, Sayın Emine Hanım da bütün büyüklerden yardım bekliyor. Benim koyunlarım içeride kaldı, böyle içeride. Dışarıya salamıyor, yerleri meralarımızı kararttılar. Hazine yerlerimizi kararttılar. Hiç gitmeye bir yerimiz yok. Ekim de ekmedik, yumak da ekmedik, yonca da ekmedik, hiçbir şeyimiz yok. Bu koyunları biz ne yapacağız? Ya kestirecek? Ya da böyle içeride bekleyecek. Mayıs ayına da böyle içeride mal bekler mi? Gitmeye yerimiz yok. Ne yapacağımızı da bilmiyor. Koyun, kuzu, manda hepsi kaldı. İnekler alayı ahurda kaldı. Biz büyüklerimizden yardım bekliyor. Tarım Bakanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Emine Hanım'dan. Emine Hanım sesimizi duysun.